Tarih Sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. 50 dakikalık zaman içerisinde sizlere bu programı sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, inşallah sizlere tarihle ilgili tamamıyla tarihi bilgiler vermeye çalışacağım ama bu tarihi bilgileri sizlere sunarken ben de aynı şeyi düşünüyorum. Siz de herhalde düşüneceksiniz ki Allah Allah ya, bugün bile bu çalışmalar var diyeceksiniz ve soracaksınız bu hangi tarih? İşte 1492 veya 1200 diyeceğim ben. Ya 1000 senedir hiçbir bir şey değişmedi. Hep bu böyle mi olacak diye düşünen mutlaka çok kıymetli dinleyicilerim vardır. Bunun böyle olmaması için bir, bizim bir kere yani inandığımız yolda örf, adet, kültür neyse, inanç, vatan sevgisi, istiklal sevgisi neyse o sevginin esaslarına uygun yaşamamız lazım. Ya işte ama ya bu zamanda yapamıyoruz ki abicim ya falan. Yapamazsan işte böyle 1000 yıldır tepene gelir, 1400 yıldır tepene gelir, tebelleş olur. Bu zannediyor musunuz ki 1000 yıllarda yani Haçlı seferleriyle başladı? Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında dahi vardı. Böyle İslam'a düşman olan Katolik gruplar, bir de İslam'ı merak eden Hristiyan gruplar vardı. Çünkü onlar kendi kitaplarında gelecek ahir zaman peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın alametlerini görmüşler, okumuşlardı. Acaba geldi mi? Acaba geldi mi? Yahudi müneccimler ise bunun alametlerini yıldızlara bakarak müneccimler, çünkü bu müneccimlik işidir. Efendim astrolojide sen hangi gruptansın, alt grup musun, üst grup musun, orta grup musun? Artık yani A grubundan tut da Z grubuna kadar hepsini saymaya başladık. Kardeşim madem ki böyle yıldızları okuyorsunuz, İşte bir şey gelecek sana, bir yerden bir para gelecek ama miktarını tam bilemiyorum. Ya aybaşı geliyor, maaşın gelecek arkadaş. Ya bu bilmiyorum bunu söyleyen. Nereden biliyor bu paranın sana geleceğini? Sorar mısın? Kim söyledi? Ben bilirim. Ben niye bilmiyorum? Sen bilemezsin. Çünkü bunda benim ilmim var bu konuda. Ha. Bir tane çakacaksın gözüne. Peki bu yumruğu atacağımı biliyor muydun? Biliyordum. E niye durdun burada? Ya bilmiyordum onu ya. Baksaydın ya yıldızına ya. Nerede ne yumruk yiyeceğini, misal diyorum yani. Dövmek meselesi değil de meselemiz. O yüzden biz astroloji adı altında güneşe tapanlardan tutun da eşyaya tapan paganistlerin her sınıfına, Konfüçyüs'tür, Şamanizm'dir, odur budur. Bugün bizim ilahiyat fakültelerimizde bunlar ders olarak okutuluyor, imtihan yapılıyor. Doğru yazmamışsın oğlum diyor. Bak biz bu kitapta Şamanizm'i böyle anlatıyorduk. Sen başka türlü anlatıyorsun. İslam'ın tesirinde kalmışsın. Ne yapsın adam ya? Kalbindeki İslamiyet sevgisini söküp atsın mı arkadaş? İlahiyat fakültesi demek karışık din adamları yetiştirecek demek değil ki. Eğer öyleyse kurarsanız bir Hristiyan kürsüsü, Katolik kürsüsü, Ortodoks kürsüsü, efendim daha başka Süryani kürsüsü, kurun kürsüleri ama siz Süryani kürsüsünde bulunan öğrencilere
İslam'ı okutamazsınız. İslam'ın din adamı olarak yetiştirmesi gereken kimselere de bunları okutamazsınız. Bu inanç meselesi arkadaş. Efendim bu kadar da katı olmamak lazım canım, onları da bilelim. Kardeşim, yani bu neye benziyor? Ya ben çocuğumu arkadaş hayata pişkin yetiştireceğim. Nasıl yetiştireceğim? Ben yapıyorum zaten. Nasıl yapıyorsun ya? Valla çocuğa içiriyorum bir bardak içki. Ondan sonra diyorum ki oğlum bak. Bak içki ne kadar zararlı, gördün mü? Aklın ne oldu? Allah Allah. Evladını böyle kötülükleri yaşatarak diyor öğretiyorum ben hayatı diyor. E peki bir de kumarhaneye gönder. Bir de orada kumar oynasın. Bir de daha başka yere gönder. Oğlum bak barlara gidenler de böyle olur de. Gidin bir barda böyle kafayı bulun. Olur mu bu terbiye işi ya? Ama hiç kimse demiyor ki bunlardan. Ya arkadaş ben çocuğuma her şeyi öğrettim. Bak camiye gönderdim. Efendim namaz kılanları gösterdim. Namazı öğrettim. E peki içkiyi niye öğrettin? İslam'ı öğrettin. İçkiyi niye öğrettin? İçki İslam'da haram değil mi baba? Ben bu yasağı nasıl delerim? Oğlum öğrenmen için delmen lazım. Allah Allah. Ya millet pandemide koronadan ölenleri gördüğü halde aman ya diyor ben aşı olmayayım diyor ya. Aman 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 diyor aman. Halbuki herkes aşı olun diyor. Olmayanların da böyle hayata veda ettiklerini görüyor. Yine de adam inat ediyor. Bunu anlayışla karşılıyorsunuz. Ki bu anlayışla karşılanacak bir şey değil. Çünkü şahsın kendini ilgilendiren bir şey olsa, bu pandemideki aşı olmama ısrarı, koy ver deliği boylasın işte uçurumu veya başka şeyi derler de ben onu demek istemiyorum. Bırak ne yaparsa yapsın ama bu adam hasta olduğu zaman hastaneye düşünceye kadar belki 1000 kişiyi daha bu hastalığa bulaştırıyor. Sen diyemezsin ki ben ölürsem ölürüm arkadaş. Veya bana pandemi bir şey yapmaz. Öyle mi ya? Anlaşma mı yaptınız? Noterden tasdikli mi var ya? Peki yaparsa ne olacak? Yapamaz. Niye sana yapamaz da bana yapar? Yani benim kafam kelbi derler ya efendim hani. Şimdi kellik de moda oldu ya. Dolayısıyla biz inandıklarımızı, inanıyoruz dediklerimizi eğer böyle bozuk itikatlarla bulaştırmazsak, Endülüs'ün koskoca 700 yıllık İslam hilafetinin orada Müslüman devletinin yıkılmasının sebebi bozuk din adamları, bu zamanda böyle olmaz canım, bunu böyle yeniden şöyle yapmak lazım diyen o sapık din adamları bu kadar Müslümanın kanına girilmesine sebep oldu. Direkt değil ama endirek. Onun için biz bunu anlatırken bunun icabının yapılmadığında tarihin her döneminde bundan 1000 sene sonra da yine Müslümanların başına bu sıkıntıların geleceğini hatırlatmak içindir. Yani Müslümanların başına geleceğini bu derken yani ben kendimi ayırmış manaya gelmesin, o öyle şey olmaz. İfade tarzı öyle oldu, onu da düzelttim, ne yapayım. Adamlar çalışmışlar, gayret etmişler. Ne için gayret etmişler? Aynı bu hizmet diye çıkan ortaya sahtekarlar var ya, devletin gidişatını alt üst etmeye, Türkiye devletini yıkmaya çalışanlar var ya efendim, onlar da çıktılar,
Onlardan da bir kısmı çıktılar. Dediler ki İslam arkadaş, İslam. Nasıl? Ama işte İslam'ı bozmuşlar canım. Biz şimdi onun biraz daha düzgünlüğü yapacağız. Demeye getirdiler. İnsanlar da kandı. Ya hakikaten dedi ya, o adamlar görüyor musun kardeşim, ta Orta Asya'yı da geçiyor, Uzak Doğu'daki çöllere kadar gidiyorlar. Efendim oralarda okullar açıyorlar. Bu ne fedakarlık kardeşim. Ben bu parayı vermeyip de torunlarıma bırakırsam torunlarım bunu ya kullanır ya kullanamaz. Verdim bu apartmanı size arkadaş dedi. Bu apartmanın parası CIA'nin kasasından çıktı, ne haber? Şimdi Endülüs'teki bu Müslümanları ayıklama gayreti de aynıdır. Hiç farkı yok. O topraklardaki, İspanya topraklarındaki, Portekiz'de dahil olan Hristiyan krallıkların, Emevi Devleti'nin ardından kurulanların tek davaları kendi ekonomilerini üst seviyeye çıkarmak. Baktılar ki Müslümanları buradan çıkarırsak ekonomi çökecek. Aman aman dediler papıya, ya sakın böyle bir hata yapma. Sen gene demiş ol, biz sana bunlardan da Müslümanlardan da biraz daha bol vergi alırız. Sana da senede şu kadar para göndeririz dediler. Papa susu verdi. Aynı. Peki papa niye uğraşıyor? Hakikaten İsa Aleyhisselam'ı getirdiği Hristiyanlık davasını yüceltmek için mi? Hayır. Hayır. Koltuğunu korumak için. Böyle bir koltuk koruyarak bütün dünyadaki Hristiyan alemine bak, bir tek biz varız. Ben bütün dünyadaki Hristiyanlara karşı Yaratan'ın temsilcisiyim diyor, çıkıyor adam. Para pul. Canım tabii biz Hristiyanlara böyle yardım ediyoruz, fakir fukaraya falan, onlara okullar açıyoruz falan filan diyerek. Aynı. Türkiye'nin istiklaline, istikbaline kastedenlerden bu yolun farkı yok. Ha bu adam papayla görüştü, görüşmedi, görüştü tabii. Ve kendisine mütabaatını bildirdi. Bunu herkes biliyor. Cümle alem. Şimdi Müslümanların Hristiyanlık hakkında bilgilendirilmesi için hazır ayaklarında Müslümanlar. Bir Müslüman ülkesine gitmiyorlar artık. Hristiyan ülkesinde Müslümanlar var. Bunlara ya Hristiyanlıkla siz beraber yaşıyordunuz Hristiyanlarla ama yani sizin bilmediğiniz şeyleri de biz anlatalım diyorlar. Kitabi hususları onlara kitaplarında yazan fakat kendilerinin hiç uygulamadığı, hiç uymadığı şeyleri bizim kitabımızda böyle yazar diyerek onları bilgilendirmek için misyonerlik evleri açtılar. Yani Türkiye'de açılan evlere benziyor değil mi benim? Ya aynı. Oralarda Hristiyanlık hakkında buraya davet edip bir çayımızı içerseniz, pastamızı yerseniz, oradaki gençlerimizi görürsünüz diyerek aynı getirdiler. Ve bu arada misyoner rahiplere de dediler ki ve diye rahip olmayıp da misyonerlik yapanlara aman ha Arapça öğrenin. Bu adamlara Hristiyanlığı anlatırken onların kendi diliyle anlatın. Endülüs Emevi Devleti'nin vatandaşları da efendim Arabi biliyorlardı. Kuzey Afrika dahil. Ha Arabistan Arabisi mi? Değil tabii, farklı. Farklı ama Arabi. Bu Arabiyi öğrenin diye talimat verdiler. Bakın nasıl yaklaşıyor. Hem kuzu postuna bürünüyor hem de yaklaşıyor, yavaş yavaş yaklaşıyor, yavaş yavaş yaklaşıyor ki sessiz sedasız ürkütmeden şöyle bir başına bir başlık geçireyim. Hatta Gever, Yüksekova'nın eski adı Gever,
Gaver veya Gever, doğrusu Gever. Dağların ortasında koca bir düzlük yer. Bu bölgedeki Nasturileri Amerika misyonerleri gözlerine kestiriyorlar ve Musul merkezli bir Protestan misyoner teşkilatını İran'la Hakkari arasındaki veya Osmanlı arasındaki o hudut çizgisinde bir kısmı İran tarafında, bir kısmı Osmanlı tarafında olan Nasturilerin yaşadığı yerlere gönderiyorlar. Bu adamlar Hristiyanız diyorlar. Hristiyan. Ama dağlarda yaşıyorlar. Katır sırtında köyden köye böyle uçurumların kenarlarından yük taşıyarak, kendileri binerek öyle bir hayat tarzları var. Fakir insanlar ama Hristiyan insanlar. İşte tıraş görmemiş insanlar belki o bu. Ama onların başlarında bir marları var. Mar dedikleri liderleri, yani o da babadan oğula geçiyor. İşte bir mar ölünce onun oğlu onun yerine mar oluyor. Bunlar tamamıyla marın tarif ettiği bir Hristiyanlık yaşıyorlar. Her mar kendine göre bir şey tarif ediyor. Düğündür, eğlencedir, evlenmedir, işte kız alma, kız vermedir, ticarettir. Efendim veya bir yerlerde savaşmaktır. Hepsi marın emrinde. Buraya geliyorlar. Fakat Hristiyanlar bunları kabul etmiyorlar. Nasturiler, siz kimsiniz ya, nesiniz ya falan derken buraya doktor olan misyonerleri gönderiyorlar. Doktorlar malum insan hayatıyla, canıyla ilgili durumları olduğu için bazen din gözetilmeden de doktora müracaat edilir hayat söz konusu olunca. Dinimizde zaten yasak değil bu. Bu adamlar geldiklerinde hem bölgedeki Müslümanlara hem oradaki Nasturilere, efendim, çeşitli kesimlere, kadınlara, erkeklere böyle doktorluk, doktor iyiliğiyle yanaşmışlar ve kabul görmüşlerdir. O dönemde 1833'lerde gelen ekibin içindeki doktor, misyoner ekibinin başkanı, kültürlü bir insan, eşi de kendisi de Avengelis oldular ya sonradan onlar, efendim, adları Avengelis'e çıktı. İhtiyarlar bilmem nesi diye. Evvela Amerikan protestanlarıydı. İngiliz protestanlığıyla ters düşüyorlardı. Onların İncil'i farklı, ötekilerin İncil'i farklıydı. Düşünebiliyor musunuz? Kendilerinde peki birlik beraberlik var mı? Yok. Okudukları kitapta yok. Bu adam bu köylere birer tane İncil veriyor ve İncil hakkında bilgiler veriyor. Ama doktor. Bütün kapılar ona açılıyor. Osmanlı Paşası'nı bile muayene ettiği oluyor adamın hatıralarında. Ve adam akşam olup da odasına kapandığında doktor hatıralarında diyor ki, ya diyor, ben bugün onlara İncil dağıttım. Her köye bir tane, bedava. Sonra da paralı dağıtıyorlar efendim. Ya bak bak, ya din kitabı niye paralı dağıtıyorsunuz? Siz dini anlatmaya gelmediniz mi bu garip kurabaya? Verin Allah için ya, madem Allah için diyorsunuz. Şimdi diyor, biz burada bunları anlatıyoruz. Kardeşim, kadın erkek sakın karışık yaşamayın. Aile hayatında namusa, iffete çok dikkat edin. Kadınlarınız, kızlarınız açık saçık, evet Amerikan protestanı söylüyor bunu, açık saçık gezmesin. Birbirinizle herhangi bazı kötülükleri yapmayın diyoruz diyor. Onu yazan kitapları da veriyoruz, İncil'i de veriyoruz ama yarın bunlardan birisi diyor Amerika'ya gelir de
veya bizim bu Musul'daki falan Amerikan kardeşlerimizin yaşamasını görürse bize sormazlar mı diyor, bize anlattığınız ne, bu gördüğümüz ne? Yani bize sen bunları yasak dedin, bak bunlar bunu yapıyor, bize de bir izin ver de biz de yapalım arkadaş. Derler bana diyor. Derlerse sen kafam bu kadar çalıştıysa, bırak bu misyonerliği ya. Bir yerde yanaşmışsın hakikata ama yok. Nasip meselesi benim bu. Herkese olmuyor kıymetli dinleyenlerim. Bu iki tür çalışmayla bir misyoner evleri, bir de Müslümanlarla onların diliyle sohbet etme işi. Hani İngilizce öğreniyorlardı ya, çeşitli kolejlerde İngilizce öğretiyorlardı ya, işte onların diliyle öğreteceklerdi. Ama yemedi tabii. Bu faaliyetlerle, bu iki faaliyetle tek tek zaman zaman hatırlarının geçtiği insanları toplayarak gruplar halinde Hristiyanlığa girişleri başlattılar, az da olsa. O Müslümanların da tahmin ediyorum, ben yani hakikate yakın tahmin ediyorum, hakikat demiyorum ama ona çok yakın tahmin ediyorum. Müslümanların içerisinde günü gün etmekle yaşayıp da böyle laf olsun diye Müslüman plakası takanlar olur ya efendim. Onlar, ha ya Allah Allah ya, böyle miymiş ya, görüyor musun adamları ya, nasıl yapmış adamlar falan efendim diyerek ve biraz da Kazakistan'da yaptıkları gibi misyonerlerin dağ başlarına çıkıp da birer kot pantolon verdiklerini efendim vaftiz etmişlerdir orada. Bizim kahraman sağlıkçılarımız giderler dağ başlarında insanların sıhhatini korumak için onlara aşı yaparlar, kızaklarla giderler, aşı yaparlar, hastalarını tahliye ederler. Bunlar da dağ başlarına kot pantolon gönderiyor, götürüyorlar Kazakistan'da ve Hristiyan olun diyorlar. Ve yaptılar. Yaptılar efendim. Hem de çok yakın zamanlarda yaptılar. Niye? Onlar Hristiyan olursa oralara rahat gelecekler bundan sonra. Adamların derdi, davası pazar bulmak. Pazar, pazar. Pazar demek mama demek. Pazar bulmak. Katolik Ferdinand kral ve Katolik kraliçe Isabella 1499'da 1500 senesi gelmeden, 2. Bayezid Han zamanı. Hani Isabella'nın geçen sohbette söylemiştim, bir vaftiz rahibi vardı ya efendim. Vaftiz, daha doğrusu günah çıkarma rahibi. Vaftiz değil de günah çıkarma rahibi. Yumuşak huylu, kendini böyle insanlara hizmete adamış görünümünde Hernando Talavera. Eğer T'ye diliniz dönmezse Dalavera deseniz de olur kıymetli dinleyenlerim. Bunun 2 senelik çalışması ile Gırna'daki Hristiyanlaştırma çalışması, bu kadar usta bir adam da olmasına rağmen başlarında kralı da kraliçeyi de tatmin etmedi. Yok arkadaş, onların bu Hristiyan etme hararetini söndürmedi. O hararetin sönmesi lazım. Yani bir gün gelecekler, kraliçem şurada artık hiçbir Müslüman kalmadı. Ama öldürdüler, ama kaçırdılar, ama Hristiyan yaptılar. Ama kalmadı desinler. Onlar bunu istiyorlardı. Papa bunu yaparsanız siz benim başımın tacısınız diyordu. Yani benim kölem olacaksınız diyor, tacısınız derken. Kıymetli dinleyenlerim, küçük bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra bu 1499'daki, 1500'deki olaylarla ilgili
birkaç şey daha anlatmaya çalışacağım. Küçük bir aramız var efendim. Kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM radyomuzun tarih sohbetinin ikinci yani son bölümüne başlıyoruz. İşte bu karı koca, kral ve kraliçe, ikisini de krallığı ayrı ama kraliçe Ferdinand'ın eşi ama o kral olduğu için kraliçe değil, o da kendi krallığı var. Orada kral denmemiş, kadın olduğunu belirtmek için kraliçe denmiş. Şimdi İngiltere'nin var ya efendim çok böyle şey itmiş, kükreşmiş bir kraliçesi var ya efendim, 100 yaşına yakın. O kraliçe. Yani o erkek olsaydı kral olacaktı. Onun kocası da kral diye geçmedi adamcağız. Bu kraliçe, o da onun eşi işte. Prens Philip dediler. Bir şey dediler. Bu şekilde bu Dalevera kadar usta bir adamın da çalışmasıyla yapılan işler onları tatmin etmedi. Tek tek uğraşacaksın, ikna edeceksin. Ya kardeşim, boyacı küpü mü bu? Sok çıkar, Müslüman olarak boya küpüne sok, Hristiyan olarak çıksın. Kalp döndüreceksin. Tek tek uğraşmakla bu iş olmaz. Biz toptancılık yapalım dediler, daha çok kazanalım, sürümden kazanalım. Evet. Bu da onların kendi usulüymüş gibi söylediler ama halka bunu anlattılar, Hristiyan halka. Ama aslı Papa'nın isteğiydi bu. Ne yapıyorsunuz siz ya? Zaman kaybediyorsunuz ya. Kaç sene geçti aradan bak ya. 7 senedir yapmaya çalışıyorsunuz 1497'den beri. Bir avuç insanı döndüremediniz. Demiyorlardı ki ya bizim Hristiyanlık anlattığımız bu insanları tatmin etmiyor. Bunlar bunu yemiyorlar. Bunun için Tuley Tula başpiskoposu Jimenez Cisneros 1499'da bu kral ve kraliçenin yardımı için yardımına gönderildi Granada'ya. Jimenez gelir gelmez bol hediyelerle fukahaya ve eşrafa ziyaretlere gitti. Bol hediye. Hatırı sayılır hediye. Kime? Fukahaya. İslam alimlerine, İslam fıkıh alimlerine. Bugün de İslamiyet'ten insanları uzaklaştırmak için İslam fıkhından bahsetmek yasak edilmiş gibi efendim. Fıkıh. Ne fıkıh kardeşim ya? Kanunlar, nizamlar yok mu ya? Evet, var. Ama fıkıh bu değil ki. Fıkıh din bilgisidir. İnsan ibadetini nasıl yapacak? Fıkıhla bunu öğrenecek. Alışverişini nasıl yapacak? Nerede hak geçecek, nerede geçmeyecek? Kasanın altına ufaklarını koyup, çürüklerini koyup, üstüne sağlamlarını koymanın dindeki hükmünü söylerseniz mi? Yoksa zabıta gelip şöyle elleyince yakalasa mı? Canım zabıta yakalar kardeşim ya, ne var yani buna? Yok arkadaş, olmuyor işte. Olmuyor, eğer zabıta yakalasa ben eve çürük bir şey getirmem ama getiriyorum. Baktığım halde fark etmiyorum. Demek ki bu iş zabıtayı satıcının kalbine yerleştirmek lazım. Başına değil, tepesine getirip dikmek değil. Herkesin başına bir polis dikseniz yine vukuatı önleyemezsiniz. Ama insana suçu anlatırsanız, vebali anlatırsanız, insani suçu anlatırsanız hiç polise ihtiyaç yok. O insan onu işlemez, hırsızlık yapmaz, taciz, tecavüz etmez, daha yapmaz. Şimdi sokaklarda en ufak hadisede hemen adam sağından, solsa solağından silahı çıkarıyor, dan dan dan. Hiç.
Ya silah çekmek eskiden kanunda yasaktı. Yani silah çeken bir adam, o çekmiş de adamı öldürmüş gibi bakardı toplumuna. Şimdi adam çekiyor silahını. Lan diyor, sen kimsin de bana yol vermiyorsun. Ben yol istedim alırım arkadaş diyor. İyi de yol istediğin yerde hakkın yok ki senin. Ama benim olur diyor, çünkü benim delikli devirim var diyor. Ya Allah Allah. Ve bu Jimenez fukahayı elde etmeye çalıştı. Ve maalesef bu dünyalıklarla onları memnun etti. Bunların İslam'ında demek gevşeklik vardı ki fukahanın o dönemdeki çeşitli itikat bozuklukları dinle uğraşan bilginler arasında çok yayıldı. Alim kalmadı, hepsi bilgin oldu neredeyse. Ve eşrafa dağıttı. Yani şimdi STK'lar deniyor ya benim. İleri gelenlere dağıttı. Böyle bir kişiye değil de bir köyde sözü geçen tek adam ona. Bir ilçede sözü geçen tek adam ona. Hediyeler dağıttı. Yani işi başından yakalamaya çalıştı. Ustaymış adam tabii. Tuley Tula başkısposu olmuş. Nasıl şey gitmesin? Ve sonra da Hristiyanlığı anlatmak için, ya aramızda bir düşmanlık falan filan olmasın. Bak biz de burada kardeş gibi yıllardır hep beraber yaşıyorsunuz Hristiyanlarla diyerek, yani Hristiyanlarla sanki Müslümanlar düşman olmuş gibi, değildi Endülüs zamanında ama o halde gibi göstererek düşmanlığa başlayanlar Hristiyanlar. Buna rağmen Müslümanlara nasihat ediyorlar. Ya Hristiyanlarla da kardeş olarak, o da insan, o da Allah'ın kulu. Adem Aleyhisselam'ın soyundanız hepimiz falan diyerek onlarla toplantılarda yumuşatma hareketine girdi Jimenez. Ve Müslüman cemaatin ileri gelenlerini Hristiyanların ileri gelenleriyle yaklaştırmaya başladı. Beraber yemeler, içmeler. Çok enteresan ya. Filistin topraklarında efendim bu Siyonist İsrail devleti kurulacağı sırada Abdülhamit Han çok hareketli bir Filistin siyaseti uyguladı. Çok cesurane ve katı. Bir türlü Theodor Herzl netice alamıyor. En sonunda dediler ki, arkadaş bizim önümüzdeki tek engel padişahtır. Öldürsek kahraman olur. Bunu indirirsek, hiç olmazsa yerinden edersek, ortadan kaldırırsak itibarını kaybeder. Biraz da suçlarız. En dindar padişahlardan birisi olduğu halde din kitaplarını yaktırdı. Müslümanları camilere sokmadı. Neler neler. Deseler de devam ediyordu. 31 Mart vakasıyla Türkiye'deki, o andaki Osmanlı Devleti'ndeki Abdülhamit Han'ı sevenlerin haricinde belki 100'e yakın siyasi alternatifler vardı. Bremen mızıkacıları onların yanında küçücük kalır. Her telden Siyonistler var, Ermeniler var Ermeni devleti kurmak için. Efendim, Makedonlar var, Bulgarlar var, Yunanlar var, İttihatçılar var. Devleti biz alacağız da sizleri de serbest bırakacağız diye onlara söz verenler var. Hepsi birbirine çok zıt kutuplar olması lazımken nasıl olduysa eksi eksiyi çekti. Eksi artıyı çekmesi lazım. Eksi eksiyi çekti. Hepsi bir oldular. Niye? Hedef büyük düşman Abdülhamit Han'dı.
ve Abdülhamit Han'ı 31 Mart vakasıyla tahttan indirdiler. Yerine geçen hükümette de İttihatçılar yer almak istemediler. Ta ki böyle birileri gelsin, ya ne duruyorsunuz artık, siz kurtarın bizi canım. Yani kartondan ordu olmasın, kartondan asker mi olur demeye getirdiler. Ve İttihatçılar işin başına geçti. Geçer geçmez ne kadar Siyonist destekçisi Emmanuel Karason'un çırakları varsa, ki onlar bu hadiseler zamanında milyarları götürdüler. O insanların boğazlarda yalıları vardı. O günkü Millet Meclisi'nin, yani Mebusan Meclisi'nin başkanı dahil, bütün nazırlar dahil, her birini birisi sayfiye yerlerindeki, boğaz sahillerindeki yalılarında ve yazlıklarında her gün bir ziyafete götürdüler. Birebir markaj. Ve hep işledikleri, efendim yani bu Abdülhamit Han bu kadar, yani akıllı bir adam bilirdik ama bu kadar da insan cahil olmaz ki canım. Görüyorsunuz efendim, yani İsraillerin, Yahudilerin sermayesi, parası bol. Filistin çöl bir yer. Orada güzel bir tarım çiftlikleri kurulacak. Osmanlı Devleti de ağabey hayat akacak. Devlet zenginleşecek. Sadece Filistin'deki o topraklara Yahudiler yerleşirse bütün Osmanlı Devleti kurtulacak. Bütün madenleri bak işletemiyorsunuz. Her taraf maden dolu. Yahudi sermayesiyle işletelim. Dedikçe bizim Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa ve onun şürekası, hepsini tek tek saymayalım, programımızın şeyi kaçmasın, tadı kaçmasın. Bunlar hepsi kafa salladılar. Haklı ya. Kendi aralarında da başladılar. Ya filan şöyle söylüyor ve adam haklı kardeşim. Öteki diyor şöyle. Tamam tabii, yağlı yiyince insanın boğazı başka türlü çalışıyor efendim. Ben bir ezan okuyan birisine söyledim de bundan 20 sene kadar önce. Baktım sabah kahvaltısında kuzu tandırın yağlı kaburgasından yiyor. Ya ne yapıyorsun sen dedim ya. Yaşın ne, bu yediğin ne? Valla dedi, bu yağlı kaburga yiyince öyle bir çıkıyor ki sesim dedi. Hiç oporlara falan ihtiyaç yok. Sanki oporlara Osmanlı'nın ihtiyacı mı vardı? Nereden çıkarttınız oporları? Hem getirdiniz, koydunuz, şimdi de çıkarmaya çalışıyoruz. Hadi çıkarın. Tarihi camilerde namaz kılmada insanda heyet kalmıyor ya. Kalbi oradaki cazırtılara gidiyor ya. Nasıl bu kadar Müslümanın ibadetinin vebalini alıyor bu işlerin görevleri bilemiyorum. Nasıl alıyorlar yani bu? Bu bir vebaldir ya. Ve böylece Jimenez İslam din adamlarıyla, cemaatin ileri gelenleriyle Hristiyanlığın ileri gelenlerini yaklaştırmaya başladı. Yemeler, içmeler. Ve maalesef eşraftan ve halktan bir kısmı bu çalışmalar neticesinde vaftiz olmayı kabul ettiler. Vaftiz olmak demek kiliseye gitmek. Efendim ben yanlış yol olan Müslümanlıktan döndüm. Hak din olan Hristiyan oldum. Papaya tabiyim. Bu şaraplı ekmeği de bunu ispat için yiyorum. Adım da şu olacak. Al sana vaftiz. Evet. Ne verdin bu adama? Tamam, şaraplı ekmeği her kiliseye gitti de yiyecek mi? Yok. Peki bunu orada niye böyle bir merasim yaptın? Bizde de bazı insanlar hani müftülüğe gitmeden Müslüman olmaz zannediyorlar.
İşte ihtida merasimi oldu falan filan. Ama Osmanlı'da da olmuş canım diyorlar. Ya öyle de Osmanlı'da Hristiyan'ın hukukuyla, özel hukukuyla, medeni hukukuyla Müslüman'ın özel hukuku farklıydı. Yahudi'nin özel hukuku farklıydı. Dolayısıyla bunlara Müslüman olduğuna dair eğer birisi Müslümanlığı kabul ederse Müslüman olduğuna dair bir belge verilmesi lazımdı. O da Osmanlı'nın son döneminde bilhassa İttihatçılar zamanında böyle bir müftülüklerde kendilerine Müslüman olduğu belgesi verildi. Ha kayda Müslüman olduğu geçer. Niye geçer? Çünkü Müslüman'ın vereceği vergiyle Osmanlı'nın o yüksek devrinde Müslüman'ın vereceği vergiyle Hristiyan'ın vereceği vergide farklılıklar vardı. Biri cizye verir, öteki ise uşur verir. Evet, biri haraç verir, öteki zekat verir. Hatta bir de şey başlattılar. Şaşalı bir rivayetler başlattılar. İşte 1499'da Jimenez'in çalışmasıyla beraber bir günde 3000 kişi vaftiz olmaya geldi. Kiliselerde kuyruk olmuşlar Müslümanlar. Yersen tabii. Gaz bu. Ona bakan bazı zayıf kimseler de ya vay anasını ya millet bir bildiği bir şey var ki oluyor diye onlar da gitmişlerdir. Gırnata'nın Beyazin semti, Beyazin yani okunur. Adlı cami Beyazin el-Albaysin semtindeki cami San Salvador adıyla kiliseye çevrildi. Evirader bir günde 3000 kişi bir kilisede vaftiz olmaya kuyruğa girdiyse o cami boş kalacak, yazık boş kalmasın. Ne yapalım? Kiliseye çevirelim. İşte size Hristiyanların yaptıkları tahribat. Bunu iktidarda olanlar yapıyor. İktidar Hristiyanlara geçince hani Hristiyanlar laikti? Hani demokrattı? Peki bir adamın dua ettiğine niye karışıyorsun sen? Laik karışır mı? O adam dua eder, sen de etme arkadaş. O adam yemek yerken besmele çekiyorsa sen de besmele çekmek istemiyorsan lay lay lom de. De, kimse bir şey demez sana ki vay bu adam lay lay lom dedi bak görüyor musun ne dinsiz adam falan. Türkiye'de denmez, denmiyor. Lüzum da yok. İnsanlara plaka vermeye bizim yetkimiz yok. İnsanlara not vermeye, arkasından bu notlarla sınıf geçme karnesi vermeye yetkimiz yok. Bir insan ne kadar kötü yaşarsa yaşasın, son nefesten önce öyle bir hayırlı iş yapar ki bütün günahlarını siler, şehiden Allah-u Teala'nın huzuruna varır. Sen ona vay günahkar, kafir falan diyemezsin. Yok yetkimiz, demeyelim. Yok yetkimiz. Jimenez'in bu faaliyeti hakiki, samimi, bilgili ve ehli sünnet olan Müslümanları çok tedirgin etti. Eyvah dediler, eyvah. Eyvah bir fırtına öncesi, bu sessizlik, fırtına öncesi sessizlik. Ama onlardaki bu tedirginliği hisseden kilise rahipleri, krala, kraliçeye dediler ki efendim Müslümanlar gerilmeye başladı. Ve bunu önlemek için de yani Jimenez'in yaptığının tersine onlar da aman ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz Müslüman evladısınız, Müslüman torunusunuz. Sizi adamlar göz göre göre imandan ayırıyorlar diye bir tatsızlık başlayabilir diye ikaz ettiler. Bu sefer devlet adamları gelip böyle olanları sakın ha birinin bir şeyine karışırsanız öldürürüz.
bir Müslüman Hristiyan olduysa vay arkadaş sen ne biçim adamsın, gel bakayım buraya ya, sen nasıl Hristiyan oldun falan. Zaten böyle sorma hakkımız da yok ya. Adamlar şaşırmışlar, kalmışlar, ne yapsınlar, başkaları da olacak diye. Sen bunu soramazsın. Peki Jimenez gelip de Hristiyan olun dediğinde ona niye demedin, niye karışıyorsun diye. O bizden canım. Anlaşıldı. Senin laiklığın bizim Türkiye'deki şimdi böyle laiklığı istismar eden, satmaya kalkan bazı gafiller var. Onlara benziyor. Denir. Ve cemaati bu konuda doğru yola ikna çalışan eşraftan adamlar hapsedildi. Peki bunları nereden bildiler? Jimenez söyledi. Dedi ki şu bana yiyecek gibi bakıyorlardı. Aman dedi bunları ne yapın yapın, ben onlarla uğraşmayacağım. Siz ortadan kaldırın. Ya eşraftan birini nasıl ortadan kaldıracaklar? Müslümanlar ayaklanır. O zaman hapsedin. Hapsettiler. Uyduruk bir suçtan hapsettiler. Yapma ya, bizim filan ağa mı yapmış bunu ya? Yapma ya falan. Ne olacak, suç uydurmak kolay bir şey efendim. Ve o adam vaftizi kabul edinceye kadar da işkenceye tabi tutuldu. Düşünün, din değiştirmek için Müslümanlara işkence yapan papalık, yaptıran papalık, yaptıran krallık, kraliçelik. İspanyol kilisesinin Jimenez başına geçmiş oldu. Papanın gönderdiği emanet tabii. Müslüman halkın dini hakkında bilgiler toplarken Talavera'nın aksine sert, hatta kendini kaybedercesine öfkeli bir tahakkümle işi bitirmek istedi. Ulan Talavera kim oluyor? Öyle karşılarında adamların eğil, ben bunların gönlüne diyeceğim. Ben şu anda amir benim burada. İspanya Kilisesi'nin başıyım. Papa'nın burada temsilcisiyim. Ben bile günahlarınızı affederim ha. Diyerek çok acımasız bir hareket başlattı Jimenez. Din adamı olduğu halde, din adamı dediği halde kıymetli dinleyenlerim. İspanya'da İber Yarımadası'ndaki Hristiyan dini teşkilatın bir numarası siyasi ve idari işlerin de başında bulunan kral ve kraliçeden sonra İber Yarımadası'ndaki üçüncü kimse oldu Jimenez. Çok rahat emir veriyor. Kral ve kraliçe emri vakiyle kabul ediyorlardı. Onlara emir vermiyor. İnsanlara veriyor. Kim demiş Jimenez? Tamam yapın kardeşim. O dediyse yapın. Demişlerdir bu çok şerli adam. Aman bir de papaya gider bizi şikayet eder falan. Ve Jimenez o fukahayla, eşrafla toplantılar yapan, hediyeler veren adam gitti. Yeni bir Jimenez olarak ortaya çıktı bu adam. İslam'a ve Müslümanlara karşı amansız bir düşman, bir canavar doğdu. Sadece Endülüs'te değil, Kuzey Afrika'nın da işgaliyle Müslüman halkını Hristiyan yapacağını vaat etti bu adam. Bak, seçim meçim de yok ama bu ne ki diyor ya, bu İspanya ne ki diyor, Kuzey Afrika'yı da ben Hristiyan yapacağım diyor. Reconquista denilen efendim bölgede Müslümanları coğrafyadan silmek. Reconquista. Bu Endülüs'ü halletmekte bitmiyor ki. Ben yeni büyük hedeflere koşuyorum diyordu. Evet. İşte kıymetli dinleyenlerim. Bir rahip Vatikan'dan gönderiliyor. Koca İber Yarımadası'ndaki bütün kıyıda köşede ne kadar Müslüman varsa
hepsi için bir canavar kesiliyor. Bir kan emici kesiliyor. İnsanların saadetiyle oynuyor. Size ahiret saadeti vaat ediyorum diyerek dünyada zulüm altında inim inim inletiyor. Bir de dininden, imanından çıkartıyor. Alın size Hristiyanların demokratlığını. Nereye koyarsanız koyun. Şu andaki mültecilere işte yardım ediyorlar mı, etmiyorlar mı falan. Yormayın kafanızı ya. Bunlar çok ufak işler ya. Bunların botlarını delmek falan filan. Bunları denize atmak, çocuklarını kaldığı organ mafyasının çalmasına göz yummaları falan. Bunlar çok ufak şeyler efendim. Çok ufak, çok ayağıyla gelmiş bunlar. Sanki yağmur yemiş bıldırcın böyle ağaç dibine sinmiş, onları öyle toplayıveriyorlar efendim. Ne yaptık? Bıldırcın avından geliyorum. Nasıl ya bu kadar avladın? Vallahi ağacın dibine sinmişlerdi. Ben karanlıkta el yordamıyla bunların hepsini topladım geldim. O bıldırcın oradan pır pır eder kaçabilir karanlıkta ama bu mülteci yavruları kaçamıyor. Cani insan kasaplarının elinde can veriyorlar efendim. Hani Dünya Sağlık Teşkilatı, hani Birleşmiş Milletler, hani diğer insan hakları böyle savunucuları koca koca gemilerle gidip de bilmem ne fokları öldüremezseniz, balinaları bilmem ne yapamazsınız. Aha insan insan bu, balina falan değil. Ama tabii bu balinanın yağından sen mum yapıyorsun. Elbette ki bunun yağından mum olmaz. Bu yavru bir avuç, bir yavru bir insan. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz da geçtik. Hoşça kalınız efendim. Tarih sohbeti.